Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu doğal kurdelelerle nasıl fiyonk yapılır, bunu anlatımını yaptım sizlere. Bir tanesini silikonla yapıştırdık, bir tanesini de zımba yardımıyla yapıştırdık ama ikisi de birbirinin gördüğünüz gibi aynı oldu. Herhangi bir farklılık yok ikisi de. Birbirinin benzeri oldu. Çok pratik bir yöntemi var. Yaparken de göreceksiniz videomuzun devamı izlediğiniz zaman. Bu şekilde bir çalışma istiyorsanız, bir fiyonk nasıl yapılır merak ediyorsanız videomuzun devamını izlemeyi unutmayın. İlk önce bu kurdelelerimizi istediğimiz boyda kesiyoruz. Ben size iki farklı şekilde kestim. Şu şekilde göstereyim. Boyutlarımız hemen hemen bu kadar olacak fiyonklarımızın. Böyle. Birini zımba ile birini de silikonla yapacağız. Bir tane de böyle daha sonra üzerine bant geçmek için daha küçük bir parça ihtiyacımız var. Bunlar hep göz kararı. Ne kadar büyük isterseniz o kadar bu parçaları kesebilirsiniz. Şimdi ilk önce zımba ile yapalım. Şöyle üst üste getirdim. İki kere böyle yaptık. Şimdi bir sonraki kordelimizi alalım. Onu da aslında bunların böyle düz durması daha güzel olur ama bu şekilde hep rulo halinde durunca ister istemez fiyonklar böyle biraz eğrilebiliyor. Şöyle onu da biraz çapraz aldım. Burada böyle orta kısımda onları birleştireceğim. Bakın böyle. İsterseniz bu bölümü birazcık daha açabilirsiniz. Arasındaki mesafeyi. Şimdilik böyle bir fiyonk elde ettik. Bu bant kısmını ise silikon yardımıyla yapıştıracağım. Bakın tam 3 dakikada yaptım bu fiyongu. Şu an videomun süresine de bakıyorum. 3 dakika bile tam dolmamış. Gördüğünüz gibi çok çabuk yapılacak kolaylıkta bir çalışma oldu. Bir de sadece sıcak silikonla yapalım. Şöyle göz kararı bakacağım, ortalıyorum. Böyle iyidir. Evet, şimdi diğer parçayı da yapıştıracağız. Onu da yine az önce yaptığımız gibi böyle göz kararı ortasını bulacağız. Ve bu kısımda böyle birleştireceğiz.
Burayı birazcık fazla süreceğim. Hemen arkasından bantı da geçmek istiyorum. Şöyle bastırıp. Bunu yapmak tabii 2,5 dakika falan almıştır muhtemelen. İkisi de birbirine aynı oldu. Bakın hiçbir farklılık yok. Hem oldukça kolay bir çalışma. Bunu nerelerde kullanırız derseniz yine böyle doğal çuval kumaşlarla bir anı defteri olabilir. Bir nişan da herhangi bir şey de olabilir. Bir aksesuar da olabilir süsleyebileceğiniz. Anı defterlerinde olabilir dediğim gibi. Yani bu çuval kumaşlarına süslenmiş her şeyde bunu kullanabilirsiniz. Geri dönüştürmek istediğiniz bir obje vardır. Yine bir çuval kumaşıyla onu kaplayıp üzerine hem bufyonklardan hem de jü tiplerinden böyle aşağıya doğru sarkıtıp da kullanabilirsiniz fiyonkları. Çok da kolay, pratik bir model gördüğünüz gibi. Denecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.